Herkese merhabalar, ben Tevfik. Bakery Magnet'in birinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde böyle birkaç göstermek istediğim şeyler var. Onları yapayım, ondan sonra marketin alışverişini falan yine beraber yaparız. Ben rafları falan dizerim, sonra kayına devam ederiz. Ben bu oyunu canlı yayında oynamıştım. Oyun Steam'de ücretsiz bu arada. Beğenmiştim de. Herhangi bir ürünü satmak için ürününüzün rafta olması şart. Onun için yani ilk ürünü dışarı attım. Biraz zor oldu ama aldım. Neyse. En azından şeyle bekle. Şu sıkıntı biraz. Ürünü koyarken biraz dikkat etmek gerekiyor. Şurada bir bilgisayar var. Bilgisayara mailler geliyor. Merhaba baba. Dün rektör beni aradı. Geçen ayın borcunu kalan 800 dolar ödenmem gerekiyor. Göndereceğiz. 497.700. Gönderelim hatta. Çocuğumuzun parası şey olmasın. Hangi 700'e 800 dolar gönderiyorum. Bunun dışında dükkanı nasıl yöneteceğimizi anlatmış. Ben canlı da oynadığım için çok bakmıyorum. Özel teklif var. Bunu alabiliriz. Yani özel teklifler çok daha uygun geliyor. 495 75'e 75, 55'e 72 dolar gönderelim. Günlerimiz gelmiştir zaten. Süt kadar yuvarlak ekmek. Var var. Yuvarlak ekmek. Süt. Diğer süt derken burayı çok bekledik. Yuvarlak ekmek, pide ekmeği, gazoz. Yuvarlak ekmek. Pide ekmeği. Pardon. Gazoz. Daha üstte yeşil olan bir şey var, çarpan. Sanırım o ne kadar yüksekse o kadar iyi gidiyor diye biliyorum ben. Süt süt süt, ah 3 tane süt, ne yapacağım bilmiyorum ama. Ne sütüm vardı, hepsini sana verdim. Ürün rafta yoksa istemiyorlar zaten. Yok, bir daha istemeyecekler. Onlar satılsın diye. Bir tane cips koyalım. Çarpanın yükselmesi lazım. Diğer türlü para kazanmak biraz zor. Abi yok yok yok, bitti. Şimdi hemen şeye gidelim. R'ye basılı tutup mouse'la buraya basıyoruz. Depoya geçiyoruz. Depoda ürün sipariş ettiğimizde veya işte bir yere para gönderdiğimizde buraya koliler geliyor. Bunu yine mouse'u yakalayıp buraya atıyoruz. Yine bu şekilde aldım. Buraya attım. Tekrar kapatıyorum. Sonra burada R'ye basıyorum. Ne basıyorum? Arabayı bizim şeye getiriyor. Marketin oraya getiriyor. Şimdi açalım. Ürünlerimi şöyle yavaş yavaş gidelim. Müşteri yokken. Alt kat ürünüzü. Daire mi? Al bakalım. Ne daha evimizden koymadım. Yani gördüysen. Bak. Şuraya koyalım. Büfe işte. Benimdeki ne? Enerji, yiyeceği, içeceği gibi bir şey galiba. Tamam. Şu bitti. Boş. Var mı? Bira gazoz gırıl gırıl. Var. Var abi. Bir bakalım. Gazoz gırıl. Oyunda bir de şöyle bir durum var. Son kullanma tarihi geçiyor ürünlerin. Yani rafa dizdiklerinizi sürekli rafta bırakmayın. Çünkü 2 günde bir raftakileri değiştirin.
Tarihi geçmeden yakalayın. Ya bunları aldık, bitti. Burası evet şey sanırım da. Buna basıyorsun. Onlar gidiyor. Cipsimiz var, ekmeğimiz var, tamam. Sonra gün sipariş vereceğiz de. Şimdilik fena değil. Neyse, bilgisayardan bakabiliriz. Ne var ne yok diye. Gelen bir şey var mı? Kabul ettik, orada bulunursun diyorsun ya. Demek. Artık buraya günlük kaç tane yeni şey gelir. Bunları takip edeceğiz. Parçalarımızı en azından oradan vereceğiz. Eğer bu oyunu beğenirseniz, bu oyunun farklı serisi çıkmış. O biraz ücretli ya. Yani biraz derken 17 lira mı? 27 lira mıydı? Bunun da devamını getiririz. Onu da alırız. Burada farklı bir şeyler yapabiliyor galiba. Tam hatırlamıyorum ama orada ne olduğunu. Müşteri gelmiyor ilk gün. Ama şu çarpan ne kadar yüksekse o kadar müşteri geliyor diye hatırlıyorum. Bu oyunda para kazanmak imkansız falan diyorlardı. Ben biraz kazandığımı hatırlıyorum ya. Aç, buyurun efendim. Ve ekmeğiniz. Ramazan'ın son gününde pide ekmekleri son. Özel bakalım, yine yeni gelen var mı? Yok. Özel günlük geliyor galiba. Hiç şey yapmadım mı? Var efendim. Buyurun, arpa suyu. Sadece su. Yine su. Kullanıcının İngilizcesine eklendi falan dedi. Tam okuyamadım. 3.23 oldu çarpanımız. 5'e kadar yükseltmiştim. Daha da yükselirdim belki ama. Bakalım nereye kadar gideceğiz orada. Bunlar ne, bunlardan daha hiç kimse istemedi. Dükkan kirleniyor şu camlar. Buralar için fıs fıs sprey falan almak lazım ama onlar da paralı. Tamam, paramız yok. Saat 16.40. Bu bize geliyor. Su bir de ekmeği. Tabii abi. Abim orucunu açtı herhalde. Tabii. Su bir de ekmeği. Abi saat daha 4.30 ama ezanı var. Dolapta kola var. Başka bir şey kalmadı. Yeni ürünler alacağız zaten. Onlar şart da. Gece oluyor muydu? Uyunuyor muydu? Onu bilmiyorum. Hatırlayamadım. Uyumuyorduk galiba. Ben yine arada bilgisayara bakmak istiyorum. Yeni bir şey gelmiş mi diye. Müşteri geldi. Değişik ses. Var efendim. Şu arpa suyumuz. Hepsiniz. Ramazan sonrasında hazırlık yapıyor. Tabii o da var. Şöyle. Ben de son zaten. Maşallah. Biz Ramazan'da hediye getirmedik ama. Brandon'dan ve yardımcıdan neyi var? Onun dışında böyle küçük bir dükkan işte ya, büfe. Kendi yatağımız bile burada. Burada yatıyoruz yani. Burada su var abi, tabii ki buyur. Abi hararet yapmış. Bu da bize geliyor. Burada su var mı? Eğer dükkanın önünden yürüyorlarsa bize geliyorlar. Bu diğer taraftan, yoldan taraftan yürüyorlarsa gelmiyorlar. Var, buyurun. Bizim suyumuz bitti. Kolamız var hala. Yuvarlak ekmeğimiz bitti. Ve ekmeğimiz de bitiyor. Alacaklarımız arasında. Bunu dolaba mı yerleştirmek gerekiyor bilmiyorum. Oyunda bir de bir elektrik faturası geliyor. Yani. Var tabii ki. 3.46 oldu. Benim bahşişim olabilir belki. Bahşişim sürekli artıyor olabilir. Bilmiyorum ama o parayı o kazandırıyor. Simulator gibi değil tabi de, burada bir nevi kendimiz dizip kendimiz satıp biraz daha büyük işletim. Burada bir süpermarket olma yolunda gidiyorduk. O abi de bize geldi. Saat 14. Saat geriye doğru mu gidiyor ya? Sanki saat az önce 16 idi. Abi bize geliyor. Bir ekmeğimiz de bitti. Bunları her bitenden getiririz. Onun dışında yeni ürünlerden de birer tane falan almaya çalışırız.
İkinci gün yazınca herhalde gel. Var mı bize gelen? Var tabii ki. Bunlar Emolla Doğu Brandin. Gelip ateşeden birileri var. Bunlar galiba. Bunlar için de silah falan satılıyor market. Bunlar bir kere vurmuş. Silah çok pahalı. Ya o silahı aldıktan sonra çocuğumuza şey yapamamıştık. Var abi iki tane cips. Şöyle böyle. Güle güle, iyi günler. Cips. Evet, tezgahlı bir cips de verelim sana. Bir daha istemez. Var mı gazoz? Var tabii ki. Atlı kullanıcının isimlisine ekle. O da bir şey yazıyor ama şurada yazan isim yazıyor. Ehralat of Brandon. Hala gün 1'deyiz. Gün 2'ye geçmedik. At kaçta gidiyor bilmiyorum. Gazoz var abi. Tabii ki güzel ama var. Sonraki gazozları bu şekilde dizemem zaten ben. İmkansız da. Normal şeyleri bile dizlemiyorum. Gazozları böyle. Dizmek. Aynen ben de öyle düşündüm. Onu hiç istemiyorlar. Onu yanlış mı koyduk edin? Değil mi? Ben de gazoz istiyorum. Buyur. Gazoz da bitti. Ekmek, ekmek mi acaba? Değil. Bu ekmek yok ya, kalmadı. Ya da sadece şu kaldı. Neyse dükkanı kapatalım. Ben de müşteri geldi ama. Yeni bir ürün de yok. Kendime şuradan sipariş verelim. Şimdi... Ne? Hangi? Bunlar fiyat. Tamam. Bir böyle 10 tane var. 10 tane gazoz alalım. Gazozumuz bitti. Hepsimiz bitti. Ekmek istediler mesela. Ekmeğimiz bitti. Bir de ekmeğimiz bitti. 1, 2, 3, 4. Yuvarlak ekmek 5 olacak. 10 paket ürün, şey 8 paket ürün sipariş ediyoruz. 5, 6 olacak. 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En son söyleriz. Bu sefer yeni bir ürün söyleyemedik. Elimizdekilerden söyleyebiliriz. Tamam. Ve ürünlerimizi söyledik. Bunlar neydi ya? Bunu hatırlamıyorum ki. Bunları dolaba mı atmak gerekiyor? Ha, gazoz dolap da varmış ya. Unutmuş. Neyse gidelim bakalım. Siparişlerimizi hemen kendi kamyonumuza aktaralım. Eksen kalem ürün alıyordu en fazla. Burada taşımıyor diye biliyorum ben. Onun için yanıma aldım. Ekmeği tek bir çeşide düşürebilirsin. Bunu da yanıma alayım yine. Kıntı olmasın. Alacak mı acaba? Bunu da aldım. Oldu. Yemeği götürelim. Yanımızı da açalım. Bir tane şuraya bir tane cips koy. Ben dizi gizliyi merak ediyorum. Arma cips.
Var böyle. Sanırım ben bir tane cips koydum, her yer cips istiyor. Cips kalmadı. Ben bir tane gazoz koyayım da gazoz da istiyor. Gazozları falan dolaba koymak var mı, cips? Daha var. Üf. Ekmeği böyle koyabiliyor. Sadece ekmekti galiba, öyle hatırlıyorum. Ama yine şöyle şuraya dizebilirsem dizeyim de. Ekmeğin daha yeni koyduk var sanki yani. Bittiyseydim zaten. Arka taraftan alalım da. Koyalım şuraya. Ne falan koyuyor ama sana. Koymuyor işte. Yukarıda. Yani raf yerleştirmesi cidden sıkıntı. Şöyle şöyle koydum. Ekmek sür. Abi. Ne var ekmek? Bir de dikkatine değer diyor. Elimdeki ekmekleri atayım da. Ekmek, ceviz, pide ekmeği, süt. Ekmek, cips, pide ekmeği burada. Süt de burası adam. Teşekkür ederim, güle güle. Pide ekmeği, süt, pide ekmeği. Bir de ekmekten şuraya getirdim. Ekmeği, süt, ekmeği. Bunların bir de bir zamanı var. O zaman da vermeyince bir surat yapıyorlar. Ekmek kadar. Senin ekmeğin abi. Senin kadar. Arkadaki kuyruğa bak ya. Bir de ekmeği, gazoz, süt, cips. Ekmeği, gazoz, cips. Haftaki cipsi aldım, bitecekler çünkü cips. Var mı süt, ekmek, süt, gazoz, süt, ekmeği, bu da son sütünü. Gazoz istiyordu o. Gazoz şurada. Oh, kuyruğa bak ya, var mı bir de ekmeği? Var var abi, görüş siz isteyin yeter ki. Seni atıyor müşteri. Bana gazoz var abi. Bana gazoz da var. Daha diğer şeylerden koyamadık. Keşke şunlardan da koyabilsek şöyle. Yuvarlak ekmek, bir de ekmeği, bir de ekmeği yuvarlak ekmek. Koyar koymaz istedi ya. Yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek. Bir de ekmeği. Ekmeği. Burada ne var başka? Su şişesi var mesela. Onu da koyalım. Bir de ekmeği, bir de ekmeği var. İki tane pide ekmeği istiyor. Bir de ekmeği de bitirdim. Yani yuvarlak ekmek istiyor kendisi. Bir aldım. Güle güle. Gazoz ekmek. Var abi. Var. Olmaz olur mu? Ekmek.
12 gün güvenlik ekibi. Biz var ya yeni ürün falan getiremeyiz. Bunları yemiyoruz ki. Tek seferde bu kadar ekmek getirip nasıl öyle yeni ürün vereceğiz? Ekmek galiba. Burada neler kaldı? Koyalım da şurada satılsın bari. Yuvarlak ekmek 2 tane. Yuvarlak ekmek de bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Buralarda bir yerde. Yok bitti. Bir de gazoz istiyor kendisi. Sanırım gitti. Aynen. Bana abi gazozun şu. Unutayım. Güle güle. Var mı ekmek? Onu bulur mu abi? Sadece ekmek alabilirim ya. Diğerlerini almayabilirim. Böyle kadar. Tamam, iki tane su. Ne kadar? Bunları yerleştirmem için müsaade etmek için. Gazoz, su, ekmek, su. Gazoz. Su. Ula. Ekmek. Bu da bitti. Bu ekmek ekmek. İki tane ekmeğim yok. İçin. O biraz batacak. Bekleyecek de orada. Beklemesi bizim için kötü. Bizim işlerimizi aksatıyor. Buraya koydum. Bunu da şöyle onun üstüne koyayım. Yok abi yok ekmek yok bitti ekmek. Ekmek mi bıraktınız? Dükkanı koydum. Cips, gazoz cips. Al işte 3 tane cips istiyor ya. Hayır 2 tane cipsi mi var toplam? Ne yapacaksın 3 tane cipsi? Bu da gazoz. Ya gazoz şey de vardı. Neyse su şişelerini şöyle koyalım. Görünmüyor. Çünkü ondan kaldı evimde. Yok abi yok yok. Hiç gitti. Bakalım. Canı çekmek de var. Yani kalmış. Var mı gazoz? Gazoz da hiç. Ben niye kimse istemiyor ya? Var mı su? Var buyur. Süt de var süt katı. Buradaki ekmek. Bir tane var. Daha var nasıl olsa da. Arkadaki kuyruğa bak. Güle güle abi. Var mı gazoz? Gazoz. Bu da gazoz. Güle güle. Yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek bitti. Da bitti. Onlar var. Güle güle. Bu varsa abi iki var. Bugün efendim. Şuradaki şeyi bitireyim kahve bitireceğim ya. Bir sonrakine ben yine hazırlarım orayı. Bira ve galiba istiyor. Şöyle verdiğim. Yeni bir gün. Tamam. Gazoz. İyi günler. Kapıyı kapattım hep karanlık değil mi? Bana nasıl gazoz? Ben gazozum da alabilirsin. Durur da bir. Bu da bitti. Şimdi niye kapattım? Çok fazla elektrik geliyor. Onunla alakası var mı bilmiyorum. Ben kapattım. Var mı süt? Var abi. Şöyle buyur. Abi nerede son? Allah'ım dini kuruttunuz. Aldığımız şey neyse ama onu satamıyoruz. Al abi bu senin.
Kapattık. Yeter ya. Ne bilmiyorum. Anlamıyorum. Neyse, şuradan bakalım. Beyler. Uygun fiyata hazır ürün seti satın alın demiş. Dondurma var. Peynir var. Biz bunlar var ya havada satar. 499.99. Ben bunları kayıt dışında alırım. Bunu da alırım. Teşekkür ederim baba, 200 doların olmaz mı? Bugün bir kızla tanıştım, onu sana söylemek istiyorum. Bu olan da şey sanki 497.100. Durmadan para gönderiyor babama. Mağazanıza şikayetler geliyor. Lütfen sıhhi standartlara uyun ve mağazanızı temiz tutun. Mağazayı temiz tutamıyoruz. Niye tutamıyoruz? Bu şeyleri temizlememi istiyor. Şu an 1500 dolarım var ya mesela benim. Mağazayı temizlemek için 650 dolara şunu almam lazım. Alacağız artık ya. Kalan parayla da mal alacağız. Bir sonraki kayıtta ben yine rafları dizerim. Sonra görüşürüz. Aa, silahlı adamlar geldi. Ben kapalı ama. Birilerine ateş ediyorlar. Aa, onun birisinin ölmesi benim şeyim düşüyor abi. Birisi onlar birisini öldürdükçe. Yine düştü. Çok sıkıntı. Tamam. Ben kaydedip kapatıyorum. Sonrakine silah alırsa herhalde. Oo. Oğlum öldürmeyin lan kimseyi. Sürekli düşürüyor. Neyse gidiyorlar. Tamam. Bayağı düştü. 379'a düştü ya. Neyse. Sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.